Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için hem sütlü hem şerbetli ikisi bir arada olan enfes bir tatlı tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Çok nadir de olsa içini göstermediğime dair yorumlar alıyorum. Buna açıklık getirmek isterim. Tüm tariflerimi de keserek iç dokusunu gösteriyorum. Tarifin akışına göre doğal olarak börme kısmı sona denk geliyor. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kafes tatlısı olarak da bilinen bu harika tatlının önce kremasını hazırlıyorum. Tencereye 3 su bardağı süt alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyip tabaklar kaybolana kadar çırptıktan sonra ocağa alabiliriz. Karıştırmayı bırakmadan koyulup kaynamasını bekliyoruz. Ben bu şekilde kremayı muhallebili yapmayı tercih ettim ama daha kolay yolu varsa ondan yapayım derseniz 500 gram lat ve peynirin içine damak zevkinize göre pudra şekeri ekleyip karıştırarak kullanabilirsiniz. Koyulup kaynayan muhallebinin altını kapatıp kek hamurunu yapmaya geçebiliriz. Tatlının hamuru için 4 tane yumurtayı çırpma kabına alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip köpürüp rengi açılana kadar çırpıyoruz. Beyazlaşan yumurtanın üzerine 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı irmik, 1 tane portakal kabuğu rendesi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı un ekleyerek tüm malzemeler birbirine geçene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Hamuru hazırladıktan sonra ılayan muhallebinin üzerine 1 paket vanilya ve 1 paket krema ekleyip çırpıyoruz. Sonrasında ucunu parmak genişliğinde kestiğimiz sıkma torbasına doldurup hamurun üzerine sıkmaya hazır hale getiriyoruz. Elinizde sıkma torbası yoksa buzdolabı poşeti gibi düz herhangi bir poşette de aynı işlemi yapabilirsiniz. Dikdörtgen borcam tepsiyi yağladıktan sonra önce hamuru boşaltıp yayıyoruz, sonrasında kremayı sıkıyoruz. Kremayı önce dikey sonra yatay olarak sıkıp kafes şeklini veriyoruz. Ben sıkma torbasının ucunu biraz ince kesmişim sanırım, onun için üst üste iki kez sıktım. Siz biraz daha kalın kesip tek seferde sıkabilirsiniz. Kremayı da sıktıktan sonra 180 derece fırında 30-35 dakika arası hamurun üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Tatlımız fırında pişerken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Tencereye 1,5 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su ve 1 dilim limon alıp ocağa bırakıyoruz. Bir kez karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra altını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Fırından aldığımız tatlıyı 5 dakika beklettikten sonra ılık şerbeti döküyoruz. Tatlı şerbeti hemen 5-6 dakika içinde çeker fakat servis yapmak için tamamen soğumasını beklemelisiniz. Sıcak dilimlerseniz kremalar kalıp gibi çıkmaz, onun için soğuması gerekiyor. Ben de birazdan göstereceğim gibi gün ışığını kaçırmamak için tam soğumasını bekleyemeden dilimledim. Siz mutlaka soğutup öyle dilimleyin. Az önce de söylediğim gibi tam soğumasını bekleyemeden dilimledim ama siz mutlaka soğutup öyle dilimleyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.